Yok ya, gömleğimin cebine koyarsam da görmedim. Bu sabah ben de ceketimi evde unutmak istedim ama bizimkiler ille de verdi. Ya senin yüzünden okula ceketle gelmek istemiyorum ya. Bir kere kalmadın. İsminemiyorum. Hem senden kimse de şüphe almaz. Tamam. Ama bak bu sefer son. Eğer içmeye devam edersen seninle konuşmayacağım. Tuğçe geliyor, hadi git. Cem. Geçtiği her yer leş gibi kokuyor. Hani onunla bir daha konuşmayacaktın? Ya ilkokuldan beri arkadaşım. Küsemiyorum. Sen bilirsin. Ama eğer seni alıştırırsa seninle ben küserim, haberin olsun. Ya saçmalama Tuğçe ya. Şatomdan mı vazgeçeyim, hayallerimden mi? Şatomdan mı, hayallerimden mi? Şatomdan mı, hayallerimden mi? Şatomdan mı, hayallerimden mi? Şatomdan mı? Ah, bu olamaz. Sihirsiz ve şatosuz kalırsam ne yaparım ben? Ay nerede yaşarım? Dudu teyze, paranı buraya bıraktım. İşin bitince istersen Arzu'nun evine bıraksın, ne dersin? Ah, sağ ol Suzan. Yerleri bitirdim, bulaşığı da toplayayım gideceğim. Bu saatte trafik yoktur, rahat giderim. Görüyorsun değil mi abi? Senelerdir peri diye tutturdum. Kadın peri olsa bu hale düşer. Babam sana çiçekler aldı. Aa, ben çok öğrendik anneciğim. Hem bir şeyler yaseydik. Hadi oturun biraz. Sen ya afiyet olsun, bir şeye ihtiyacın var mı diye bakmaya geldim. Ne ihtiyacım olacak? Tamam, biz bir yere davetliyiz. Şimdi gidiyoruz. Hoşça kal anneciğim. Oh. Oh. Canım benim. Afiyet olsun, hoşça kal. Hadi babacığım. Hadi baba. Kesinlikle böyle yaşayamam ben. Bunu kabul edemem. O zaman sihirlerini evlatlarının mutluluğu için kullanacaksın. Felaket habercisi. Git başımdan. Avni Bey, şöyle biraz sola gider misiniz? Aa, tamam tamam, sen rahat rahat çalış. Zaten bakacak enteresan bir şey yok. Perilerin kimi işte, kimi okulda. Kimler kimler? Periler.
Periler mi? Hı-hı. Sen ona bakma kızım, inanma. O karşıki evi perili sanıyor. Ay vallahi da bakarım, vallahi da inanırım. Sahi mi? Ay sahi. Ay neresi, bana gösterir misiniz? Şu karşıdaki ev. Şu tam sizin karşınız mı? Tam karşıdaki. Hani Firuze'nin çalıştığı ev canım. Ah kardeş, keşke sabah erken gelseydin. O zaman sana küçük perinin okula giderken yaptığı sihirleri gösterirdim, aklım fırtardı. O evde daha çok peri var. Ben tahmin etmiştim zaten. Neyi ne etmiştin? Teyzeciğim, ben sabahleyin buraya gelmeden önce Firuze'ye gittim. Böyle daha kapıdan o evde büyü bir şeyler olduğunu anladım. Ah kızım, senin kocan da bizim gelin gibi mi? Anlamadım. Yani diyorum, senin de evliliğinde Avni gibi problemlerin mi var? Asiye Hanım, halacığım karımla aramda sorun var. O yüzden tırlattığımı, perileri de bu yüzden gördüğümü sanıyor. Ah güzel evlatlarım, yol yakınken geri dönün. Boşanın bu eşlerinizden, hayata yeniden başlayın. Bugünleriniz, gençliğiniz geri gelmez. Teyzeciğim, ben bekarım, evli falan değilim. Öyle problemlerim de yok. Ya siz hiç büyü yaptırmadınız mı Allah aşkına? Ya ruh da mı çağırmadınız? Hadi ben inanmam öyle şeylere. Varsa da benden uzak olsun. Hem sen kalk bakayım oradan. İşini yap, işini. Sizinle sonra görüşürüz Asiye Hanım. Bence her hafta gelin siz. Sizin gibi perilere inanan birine ihtiyacım var. Valla eşiniz kabul ederse gelirim ben Avni Bey. Ben bir büyü yaparım. O evdeki bütün büyüler etkisiz hale gelir. Ama siz halayı benden uzak tutacaksınız. Tamam. Portakal suyunuz ve de pastanız. Afiyet olsun. Merhaba. Aa, kimler gelmiş? Ay hoş geldiniz. Tu. Bu ne güzellik kız, böyle ana kız. Ay nereye gidiyorsunuz böyle? Anneanneme gidiyoruz teyze. Uyurum. Ay Dudu teyzenin günü falan mı vardı? Yok canım, annem hoşlanmaz öyle şeylerden. Böyle çat kapı gidiyoruz. Ne zamandır ses soluğu çıkmıyordu, biz de gidip bir bakalım dedik. Ay Eda, biliyor musun aslında ben de merak ediyorum annemi. Ama çıkamam ki, kafede çok kalabalık. Ay aşk olsun Betüş, gitmek istiyorsan git hayatım, ben ilgilenirim. Aa, olmaz Suzancığım, bu kadar işi sana bırakamam. Bırakamam da. Eğer akşamüstü işimiz biterse anneme beraber gidelim ha? Ay deme, ben de. Yaşasın. Ay ne güzel olur, bir çayını içeriz artık bunun teyzenin hep beraber. İyi tamam, hadi sonra görüşürüz o zaman. Hoşça kalın. Hadi güle güle. Bay bay. Toplama için. Betüş, benim kafama bir şey takıldı. Şimdi Eda'nın evi Dudu teyzenin evine daha yakın. Ta buralara kadar gidip niye yolunu uzatmış anlamadım. Şey için, kıyafetleri göstermek için canım, o kadar sık giymişler ki. Ay doğru, heves şimdi giydirmiş çocuğu da öyle. Yerim ben onları. Ya. Anne. Efendim. Sana bir şey sorabilir miyim? Sor. Anneannemin şatosunda sihir yap... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.